Şimdi yeni bir proje oluşturuyoruz. Burada ilk olarak bir blank solution açıyorum. Boş bir solution. Bunun içerisinde kendi web servis işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Solution Explorer'da herhangi bir proje ekli değil tabii ki buna. Öncelikle şuradan New Project deyip bir ASP.NET Web Service Application'ı eklemem lazım. O neredeydi? .NET Framework 3.5. Bunun template'i burada. Dikkat edin, VB açmayın burada. C# açacağız. Web servis projesine de örneğin Northwind servis istedim. Tabii normalde solution'da da işte Northwind application falan olabilirdi. Daha iyi olurdu. Northwind.services projeye ekledim. Buraya girmeyeceğim şimdi. Yeni bir proje daha. New Project. Burada da bir web form application. Northwind Nokta Web. Bir tane daha. Bu da desktop. Northwind.win Windows uygulaması. Bir tane daha. Bu da konsol. Northwind.console. Bu böyle gider. Northwind Silverlight, Northwind VPF. Gider. Sonu yok bu işin. Biz duralım burada. VCF falan. Pardon, MVC. Şimdi yapmak istediğim şey bunların konsol, web ve win bizim consumer işlemlerimizi gerçekleştirecek aslında. Nedir bu? Yani servisi tüketecek uygulamalar, projeler. Servis katmanı ise buradaki Northwind.services. Yani servis burada gelişecek. Dikkat ederseniz ASMX var zaten. Öncelikle diğer kısımlara hiç girmeden önce biz ASMX'imizi inceleyelim. Nedir bu? Doğrudan açıldığında şu şekilde bir ekran geliyor. Bu varsayılan bir alan. Nedir bu? Bakın. Bizim standart sınıflarımızdan neredeyse hiçbir fark yok. Sadece basit birkaç tane attribute haricinde sıradan bir sınıf. Service bir adında bu sınıf içerisinde Hello World adında bir metoda sahip. Bakalım çalışınca nasıl bir görüntü oluşacak. Şu an services seçili ya zaten. Buradan ASMX'i çalıştırıyorum. Web tarafında kullandığımızdan bir farkı yok. Bunu zaten biz
web servisi x.net'ten temin edip kullanmıştık. Bakın yukarıda bir başlık var, servis 1. Bu bizim neye denk geliyor burada? Aslında sınıfımızın adı. Onu açıklama olarak kullanıyor burada. Servisin adı. Aşağıdaki işlemler desteklenmektedir diyor. Tam bir tanımlama için lütfen hizmet tanımı. Bunun İngilizcesini okumuştum. Ve şurada detaylı açıklamalar. C#'la Visual Basic ve C++'la nasıl kullanılacağı burada gösteriliyor. Evet. Bizim diğer tarafta baktığımız bu VSDL dokümanı burada da var. O web tarafında incelerken bunu görmüştük. Bakalım. Hello World diye bir elementi var. İçerisinde herhangi bir parametre falan yok burada. Demek ki doğrudan işlem yapan bir özellik, bir metot. Bir de response kısmı var. Burada da geriye bir result işlemi gerçekleştiriyor. Geriye bir dönüş var. Dönüş tipi de string. Tamam, buraya kadar zaten incelemiştik daha önce. Peki tanıdık ya farklı gelen ne var burada? Buradaki web metot. Hemen test edelim. Kaldırdım bunu. Çalıştırıyorum gene. Bakın bu az önceki attribute'ü, web metot attribute'ünü kaldırdığımda artık gitti. Bunun nedeni şu. Siz web metot ile web metot attribute ile etiketlemediğiniz bir metot dışarıya açılamaz. Yani onu yapmak ben bunun dışarıya açılmasını istiyorum demek. Neden? Diyebilirsiniz ki web servisi var. Ben bunun içerisine zaten dışarıya açmak istediğim şeyleri koyarım. Ama öyle değil. Çünkü biliyorsunuz metot içerisinde metot geliştirilebiliyor. Ben burada bir tane metodu dışarı açarım. Ama onun içerisindeki tüm işlemleri 10 tane metoda bölerim. O zaman ne yapmalıyım? İşte ben sadece bir tanesini açarım. Diğerlerini web metot yazmam. O benim işlemlerim yapar burada. Ama dışarıya açık değildir. Dışarıdaki adam göremez. Yani public ve private olayı gibi düşünebilirsiniz. Onun web servis yöntemi. Şurada da bu da önemli. ASP.NET Ajax. Ajax teknolojisini kullandığınızda Asynchron JavaScript and XML. Bunu kullandığı zaman veriyi alabilmek için, veri işlemleri yapabilmek için şunun açık olması gerekiyor. Şu şekilde. Bunu unutmayın. Ajax kullandığınızda web servislerde şunu açmanız gerek. Zaten burada kendisi otomatik olarak geliyor varsayılan da. Burada bir namespace var. Temporary.org. Temporary.org bir standart link diyebilirim. Kendi web servisinizi, namespace'inizi sitenize göre, kendi domaininize göre standartizasyona sokmak için, standart haline getirmek için Temporary.org yerine kendi sitenizi yazabilirsiniz. Burası önemli değil. Dokunulmaz bir alan değil yani. Cihanosan.com dedim. Daha sonra bakın Hello World diyor. Şimdi web metodu açıp bunu bir çalıştırayım. Bakalım ne yapıyor? Geriye Hello World'u dön diyor. String dönüşü varmış. Hello World. Tıklıyorum burada. Bastığımda bana Hello World'u açtı. Bakın, İngilizce olarak kullandığımızda invoke diyordu. Burada da çağır olarak ben basıyorum. Bana Hello World'u döndü. Zaten söylediği şey de buydu. Bu metot bunu dönecekti.
Bu kadar. İsterseniz bunu yazılıma entegre edin. Direkt bu metodu o alsın. İsterseniz buradan. Fark etmiyorum. Kapatıyorum bunları. Şimdi bunu bir etiketini kaldırdım. Artık görünmeyecek. Ben kendi işlemlerimi yapacağım. Ne istiyorum ben? Geriye integer dönsün. Çarpma işlemi yapsın. Neyle? Int A, int B. Return A çarpı B. İlk derslere döndük gibi değil mi? Konsol uygulamasından A artı B eşittir. Güzel, güzel. Bakın, web metodu ekliyorum burada. Bir tane daha yapalım. Kopyalıyorum. Bölme işlemi yapalım. Burada ne olmalı? Kontrol etmeliyim mutlaka. A sıfırdan büyük ve B sıfırdan büyükse. Bu işlemi yap. Değilse, hata vereceği için bunu yapmam gerekiyor. Değilse sıfır dön. Ya da integer ne yapabiliyor? Eksi bir dönebiliyor. O zaman eksi bir dön. Hata için eksi bir. Çalıştırıyorum. Evet, metotlarım geldi. Bölmek için benden değer isteyecek. Kendim basit formunu oluşturuyor. Bu arada buralar kompleks kontroller barındıramaz. Yani sen buradan çok karmaşık veriler isteyemezsin. Bu text box'ı koyar buraya. Kendisi otomatik yapabileceği şeyleri. Yok buraya koyma bak koysun, şuradan veriyi çeksin, çeket olursa falan, öyle bir şey yok. Burası basit bir alan. Sadece test alanı. O yüzden 3'ü 2'ye böl diyelim. Ne yap? 10'u 2'ye böl. 5 integer olarak döndü. 0'ı 0'a böl. Ya da 0'ı 2'ye böl. İkisini de kontrol ediyoruz. Bakın eksi 1. Eksi 1 dönüyorsa kontrol edeceksin. Bu işlemde bir hata var diyeceksin. ASMX web servisimiz bu. Geriye dönelim. Çarpmayı da yapalım. 3, 7. Bu da çarpma işlemi yapıyor. Şimdi yapıyı karmaşık hale getirmeden biraz inceleyelim bunları. Mesela çarpma için şu attribute'ler var ya, web metodu falan. Bunları bir inceleyelim. Bunun içerisinde neler var? Şu şekilde bir parantez açtım web metoda. 10 tane farklı overload'u varmış. Name parameters diyor. Dikkat ederseniz şurada buffer response, change duration, description, enable session, message name, transaction option gibi bazı parametreler var. Bunları tek tek verebileceğimiz enable session falan gibi parametreler var. Ayrı ayrı verdirebiliyor. Özetle nedir? Şöyle bir bakalım. Description dedim.
çarpma işlemi gerçekleştirir diyelim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi açıklamayı yazdı buraya. İngilizcesinde de kendi açıklamalarını yapıyordu zaten. Bu bizim açıklamamız, metodun açıklaması diyebiliriz. Şurada da aynı şekilde görebiliyoruz bunu. Tabii bu servisi alan kişi de aynı şekilde görebiliyor. Sadece burada test olarak değil. Geriye döndük. Bakalım başka neler var. Change duration var. Bu da veriyi change'lemek, yani hafızada tutmak için buna bellekte tutma işlemi denebilir. Change'de tutmak için gerçekleştirilir. Yani siz bir ASP.NET uygulamasında örneğin CombiBox'taki şehirler listesini sürekli veri tabanından çekmek istemiyorsunuz. Tamam mı? Bu işlemi ne yapmalısınız? Şehirler sürekli şey olmaz zaten. Güncellenmez. Ülkeler vesaire. O zaman bunu bellekten almanız en uygunudur. Çünkü veri tabanını yormaz gereksiz yere. Burada da aynı mantık kullanılıyor diyebilirim. Varsayılan değeri 0. Burası saniye cinsinden bir değer alıyor. Change duration. Burada saniye olarak verildi. Bakın zaten integer olarak alıyor. Integer bir değeri var. Örneğin 60 saniye kadar tut. Bundan sonra siz her yaptığınız işlemde artık şöyle yapalım test olarak 10. Mesela bu bize çalıştırıyorum şimdi bunu. Çarpma işlemiydi. 3, 7, 21. Change Duration olayında da şöyle bir örnek. Microsoft'un sitesinde şöyle bir örnek var Change Duration ile ilgili. Application içerisinde bir My Service Usage diye bir değer tutuyor. Siz ilk istediğinizde bu servisi doğrudan bir değerini veriyor. Normalde artırması gerek. Şöyle ki kapat. Bu şekilde 1-2-3 diye artırıyor application içerisinde. Ama duration verdiğimde 20 saniye mesela, ona düşürüyorum. Bir, 10 saniye boyunca bir. Bekliyorum biraz. Evet, 10 saniye gitti, 2 oldu. Tekrar yapalım. 10 saniyede bu gelir. Bu şekilde change duration olayında görmüş olduk. Bu şekilde daha birçok bunların attribute'ü var. Attribute parametresi var. İşte
işte enable session olayı, mesaj olayı falan. Mesela mesaj da önemli olabilir. Mesaj name. Ne yapalım bunu? Çarp. Metodun adı çarp. Ben bunu çarpma işlemi dedim. Bakın burada içeriye girdiğimizde ilk görülen yerde doğrudan metodun kendi adı var, çarp. İçeriye girdiğimizde link çarpma işlemi olarak değişti. Aynı şekilde burası da çarpma işlemi oldu. Bu da message name olarak söyleyebiliriz. Şimdi de bir veri uygulaması yapacağız. Mesela Northwind veri tabanında ürünleri listeleyecek bir web servis metodu. Geriye bir data table diyor. Sistem data'ya ekledim. Get product. İçerisinde standart adonet işlemleri kullanacağız.
tür durumlarda servislerde ne yapmak lazım? Normalde uygulamalarda da aynı şekilde ama burada özellikle dikkat etmeli hataları logla. İster database'e, ister farklı bir yere ne yaparsanız yapın, bunları mutlaka loglayın. Burada log dosyaları olur. Şimdi bunu çalıştıralım. Önce ASMX üzerinden test edeceğiz. Get products. Çağır diyorum. Bana güzel bir hata ile geri dönüyor. Benim parametre bir hata düştü. Nedeni açık. Burada XML yapmalıyım. Ama data table XML'den doğrudan anlamaz bu şekilde. O zaman yapmam gereken işlem XML Reader Reader XML Reader üzerinden yapıyorum bunu. Daha sonra da reader.read yani oku reader.read state eşit değil end of file ise yukarıda da bir string return while diyorum. String empty. Geriye string olarak döndüreceğim. Return while reader read author XML. Metot geriye string dönecek. Ve tabii ki return while diye değişkeni geriye dönecek. Evet, çalıştırıyorum ASMX'i. Test edelim. Bakalım neler yapıyor. Get products. Çağır. Geçersiz konut gönderebiliyor. Sonucu. Tabii ki bunu XML olarak alacağımız için şöyle bir sıkıntı var. Biz doğrudan veriyi aldık. Ama bunu SQL Server'da XML'e dönüştürmem gerekiyor. Şöyle. SQL Server'ı açıyorum. Yani XML okumaya çalışıp işte farklı işlem yapıyorum böyle bir durumda. XML okumaya çalışacaksak XML alacağız.
odak içerisindeki veriyi doğrudan elde edebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Yalnız ben bunu XML olarak almak istiyorsam veri tabanından product name for XML auto root products diyerek şöyle bir sorgu hazırlamalıyım. Bunun sonucunda SQL Server XML'i doğrudan desteklediği için bana product içerisinde bir ürün listesi olarak getirir. Bu bir XML çıktısı. SQL'den doğrudan XML aldık. Bakın XML uzantılı dosya. Ben bunu doğrudan uygulamada çalıştırdığım zaman haliyle bana XML olarak geliyor. Şu sorgu sonucunda. Ben de onu XML olarak okuyacağım. Kopyaladım. Evet. Veri istediğim şekilde geldi. Veri tabanından listeyi aldım. Çıktı olarak gösterdik. Şimdi doğrudan geriye bir dataset dönen ürün listesi yapalım. Metot olarak public dataset did products XML isimde, hata vermesin diye. Şunu kullanacağım. Geriye dönen metot.
Evet. Bakın bu sefer dataset olarak aldım. İçerisinde products isimli bir data table var. Bu datasetin içinde. İçerisinde 5 tane sütun. Benim sorgumun içindekiler. Ve bunların değerleri. Ürün 1, çay 18.000, işte units in stock 39, kategorisi 1 gibi bir liste olarak elde ettim. Bu da bir dataset olarak aldığımızda görünecek yapı. Peki bu kadar yeterli. Ha bir de metot parametresi kullanarak yapalım. Mesela get product bir parametre verelim. O parametrenin sonucunu bize getirsin. Burada da buradan ne dönebiliriz? Bir data table bizim için uygun olabilir. Ya da gene dataset verelim. Onun içerisinde. Onun içerisinde bir data diyor olsun. Get product. Int product ID. Get product bir ID seçeceğim. 17'ymiş mesela bir tane. Evet. Alice Mutton gibi bir şey. Nasıl bir ürünse. Bunu da elde etmiş oldum. Şimdi bunu projelerde kullanacağız. Hepsinde birer örnek yapalım. Şimdi proje tarafına geçelim. Artık bu servisi kullanmamız gerekiyor. Mesela Windows tarafında kullanalım. Şu ana kadar servisi host ettik. Burada ne yapalım? En son yaptığımız kullanıcıyı ürünün ID'sine göre ürünü getirme olayını burada yapalım. Data grid değil.
Tasarım hazır. Şimdi buraya ID'yi vereceğim. Örneğin gene 17'yim. Get product dediğimde onu servis üzerinden buraya bind edecek. Nasıl olacak bu iş? Butona geldik. Öncelikle benim ne yapmam gerektiğini bilmem lazım. Yapmam gereken şu. 4 tane proje var burada. Bir tanesi servis projesi. Bizim yazdığımız kodlar ASMX içerisindeki CS'de. Bu servisin de amacı haliyle bize veriyi host etmek. Arada bir proxy görevi görerek veri tabanından veriyi getirmek. Ben burada Win projesine, şu an bulunduğum projeye, öncelikle set as starter project diyorum, çalıştıracağım için. Buna bir şuradaki servisi eklemem lazım. Add service reference Win projesine. Bu solution içerisindeki servisleri görmek için link yapıştırmaya gerek yok. Zorunlu değiliz. Discover. Buna tıklıyorum. Bakın. Geldim. İçerisinde servis 1 var. Swap'a geldim. Benim tüm dışarıya açık metotlarım burada. Get product. Benim şu an kullanacağım. Northwind servis diyorum bunun adına. Web tarafından aldığımı eklemekten bir farkı yok. Şimdi o verdiğim isim Northwind servis nokta swap client proxy proxy nokta get product diyorum. Bana bir dataset dönüyor. Ne istiyor? Kullanıcıdan alınan değeri integer olarak. O zaman şurada yaparım bunu. Int product id convert to int 32 txt product ID'yi verdim buna. Bunun bana döndüreceği değeri de doğrudan DG verinin data source'una bind ettim. Tabi burada data source olarak doğrudan data seti verdik. Bize hangi isimle geliyordu? Product olarak vermiştik bunu. Bunun tables'larından product olanı al. Sıfır doğru olabilir. Alice Mutton geldi. Kullanım gayet basit. Bakın burada mesela servisi birisi geliştiriyor. Siz de mobil uygulama yaptınız. İşte Windows vesaire, Windows Phone falan neyse. Sadece servisi buraya eklediniz. Al bu butonu. Butonun altında neyse. İşte kullanıcı login işlemi yapacak.
bilgileri al, örneğin login diye bir metoda gönder, o sana true false dönecek, o kadar yani. Tek satır kodla bile işlem yapılabilir. Bunu webform'da yaptık. Konsolda da bir şey yapalım. Add service reference. Discover dedik. Bunu da gördük. Northwind. Service. Olsun. İsimdeki, projenin adındaki konsoldan dolayı patladı. Buna sistem.konsol diyerek sorunu çözeriz. Burada ne yapalım? Bize uygun olan servis hangisidir? Temel bir şey olsun. Örneğin çarpma işlemini buradan kullanalım. Northwind service. Buradan hani doğrudan veri kaynağından veri falan gönderiyoruz ama kendi oluşturduğumuz bir sınıfı nasıl? Sonuçta bu sunucuda çalışıyor. Sunucuda duracak. Ben oradan örneğin kullanıcı adında bir sınıfın içerisinden veri alacağım. Ya da onu alıp veri göndereceğim. Bu biraz hani karışık gibi gelebilir. Şimdi öncelikle bir kullanıcı sınıfı oluşturalım burada. Public class kullanıcı. İçerisindeki standart bilgiler. Şey yapmayacağım. Şunu şifre bir de e-mail yapayım. Kullanacağız e-mail ve şifre. Şimdi kullanma alanında şöyle bir şey olabilir.
örneğin sunucuda oluşturacağım bir kullanıcının değerini gönder. Geri dönüşü kullanıcı, get kullanıcı. Web metot. Önce kullanıcı sınıfı oluşturuyorum. Malum içerisinde bir veri olması gerekiyor. Diğer taraftan almak için. Kullanıcı ID'si 2. K.at GNFSAN İşi tamam. Hemen konsol projesine geleceğim. Konsolda basit bir şekilde bunu gösterelim. Yukarıda şu kullandığımız mantıkta hemen kopyalayayım bunu. Proxy dediğimde bakın, get kullanıcı. Şu an görünmüyor değil mi? Sebebi, biz bunu build ettik. Build edip bakıyorum. Gene yok. Çünkü servisi konsol projesine eklediğimde farklı bir VSTL'i vardı. Servisi sağ tıklayıp update service reference diyorum. O yeni versiyonunu download ediyor. Şimdi proxy kullanıcı dediğimde get kullanıcı geldi. Bana ne geri dönüşü var? Northwind service nokta kullanıcı adında kullanıcı. Veri geldi artık. Olay tamamdır. Bilgileri kullanıcı nokta ad ve email'i yazacağım sadece.